Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İstanbul Taksim'de yeri 27 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilen, temeli de 17 Şubat 2017'de atılan cami, cuma namazının ardından hizmete açıldı. Çılışın ardından toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Taksim'e bir cami yapma fikrinin 93 Harbi'ne dayandığını söyleyerek, 150 yıllık süre boyunca yaşananları anlattı. Açılış, Gezi kalkışmasının 8 yıl dönümünde gerçekleştirildi. Gezi Parkı protestolarının olduğu dönemde Taksim'e karargah kuran ve hükümeti yıkmak için yayınlar yapan uluslararası basın, tarihi açılıştan rahatsız oldu. İngiliz The Guardian ve BBC, Amerikan Washington Post, Fransız France 24, İspanyol El Periodico, Katar merkezli Al Cezire ve İsveçli Epressen, Erdoğan'ın simge meydan Taksim'deki cami açılışını Gezi Parkı eylemleri üzerinden gördü. Al Cezire, Erdoğan, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda cami açtı. Binlerce kişinin katıldığı açılış, 2013 yılında Gezi Parkı yakınlarında başlayan hükümet karşıtı kitlesel protestanların yıl dönümüne denk geldi. The Guardian, Erdoğan, Gezi Parkı protestolarının yıl dönümünde İstanbul'da laik tarihe sahip meydandaki tartışmalı camiyi açtı. Modern şehrin kalbindeki ibadethane, yaklaşık 20 yıldır Atatürk'ün laik mirasını yıkmak için çalışan ve Türkiye'ye kendi damgasını vuran dindar Erdoğan için uzun zamandır bir hayaldi. BBC, Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki tartışmalı caminin açılışını yaptı. Cami, laik Türk Cumhuriyeti'nin sembolü olarak görülen bir kamusal alanın yanında belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Washington Post, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü haline gelen bir Müslüman ibadethanesi inşa etme arzusunu yerine getiren yeni bir caminin açılışını yaptı. Caminin yapıldığı yer, 2013'te hükümetin Bitişik'teki Gezi Parkı'ndaki inşaat planlarının ateşlediği kitlesel hükümet karşıtı protestanların da yapıldığı meydan, denildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.